olması için biraz para ver. Hadi yürü git, yürü yürü. Yürü. Yürü oğlum hadi. Allah rızası için bak kardeşim çok aç. Hadi kızım Allah hadi. Rızası için bir çorba parası ver. Abiler o güzel gönlünüzden şu fakirin ne koparsa atışlayın be abi. Çek git kardeşim hadi. Ya abi ihtiyacımız var ya. Ya oğlum hadi gidin ya. Kırık sözüm gibi mesele. Ay çok kötü söylüyorsun şarkıyı. Vallahi can bizimkisi de can. Sizinki can da bizimki patlıcan mı hanım abla? Açız diyor sesimizi duymuyorsunuz. Ama kötü şarkı söyleyince aç duyuyorsunuz. Alın. Lan oğlum bak bir gün seni iyi benzetecekler ha. Şarkı söyleyip durma lan milletin kulağını kulağına. Şarkı söylemiyorum. Karanın türküsünü söylüyorum. O öldü diye türküsünü de unutalım mı? Unutmayalım lan. Ne karıyı ne türküsünü unutmayalım. Mesela. Selam. İki gözüm gibi mesela. Kırık sözüm gibi mesela. Mesela. Bir sevda türküsüdür. Mesela. Aşkım. Aşkım. Ya yeter bir susun. Yeryüzü gökyüzü. Mesela. Hadi oğlum yürü. Kara! Unutmayacağız lan türkünü. Sen de söyle orada. Cennet senin sesinle inlesin Kara. Mesela... Alın yazım gibi mesela. Kırık sözüm gibi. Sanığın ifadesini alalım. Götür. Hadi yengecim artık ver kararını. Bak bir tarafta kocamı öldüren silahın üstünde parmak izi olan Zıpkın... ...bir tarafta da taş gibi itirafı olan köksüz Kara. Hangisi hapse giriyor? Benimle beraber hangi köksüzü yakıyorsun yengecim? Köksüz Kara mı, köksüz Zıpkın mı? Söyle gitsin Gülaş. Çekinme. Ben yakılmalara alışığım zaten. Gülaş'a. Cinayeti işleyen Kara. Sıpkın suçsuz. Aynen. Zıpkın suçsuz. Onu seç. Yüzüme karşı söyleyemiyorsan da ben çıkarım zaten. Kara. Kara. K-
Kara'yı kurtarıyor. Kara özgür kalıyor. Zıbbın hapse giriyor. Nasıl yani? Sen beni mi kurtardın? Beni. Şişt, kuzen. Bana bak. Bu Kara'ya aşık olmuş olmasın ha? Yoksa şimdi durduk yere niye katil Kara'yı seçip masum Zıpkın'ı harcasın ki? Kapıyı açın. Buyurun Sayın Savcı. Sanık Zafer Ateş. Konuşmamız kaydediliyor. Avukatın olmadan sorularıma cevap vermek istemezsen... İstemem. Avukata gerek yok. İstemem. Hangi suçtan burada olduğunu biliyor musun? Menderes Eyüboğlu'nu öldürme suçundan. Sen mi öldürdün? Menderes Eyüboğlu'nu öldürmek için bir sebebin var mıydı? Peki. Madem susuyorsun, o zaman ben birkaç tahminde bulunayım. Belki çöpte bulup büyüttüğünüz Lara Eyüboğlu'nun intikamını almak istedin. Ya da belki de Menderes Eyüboğlu'nun kızına aşık oldun. Adam kızını vermeyince delirdin, gittin adamı öldürdün.
kızını hiç istemedim. Aşık olduğunu inkar etmedin ama. Aşık mıydın maktulun kızına? Ha? Neydi adı? Hüma Eyüboğlu mu? Ha? Aşık mısın Hüma'ya? Beni kızdırarak konuşturabileceğini sanıyorsun. Hiç sanma. Savcı. Konuşmana ihtiyacım yok ki. Maktulü öldüren silahın üzerinde parmak izin var. Cinayet için sebebin de var. Direkt müebbet isterim mahkemede. Hayatın boyunca göremezsin sevdiğin kızı. Görmeyelim de. Görmeyelim sadece. Sen elinden geleni ardına koyma. Hiç şüphen olmasın. Hiç. Benim hiç şüphem yok. Kapıyı aç. Götür şu gerizekalı. Söyle Barbar. Adliyede misin? Geliyorum. Yoktur. Emniyetteyim ama gelme. Çıkacağım zaten. Hava alacağım biraz. Zıpkın denen man kafaya çok sinirliyim. Ben de o Zıpkın'ın kardeşi olacak kadına çok sinirliyim. Nerede hava alıyor? İyi tamam. Tamam geliyorum. Tamam be. Benim babamı kara öldü. Zıpkın kendini niye yakıyor? Siz buna nasıl müsaade ediyorsunuz ya? Deli misiniz siz? Biz deli değiliz. Delisiniz, kafayı yemişsiniz. Belki kafayı yedik, belki bedel ödüyoruz. Böyle bedel mi ödenir ya? Ya ödenir. Ödenir, Ali böbreğini verdi. Zıpkın da girer yatar. Kara daha fazlasını istesin, daha fazlasını veririz. Bu çok saçma. Bu çok saçma. Saçma. Bize saçma değil. Ne demek saçma değil ya? Zıpkın konuşmasa da bizde video var. Kara cinayeti itiraf etti. Ben de çektim. Niye kullanmıyoruz? Niye? Hüma Hanım, anlamıyor musun? Biz istemiyoruz. Zıpkın istemiyor. İsteseydik şu an Zıpkın burada kara hapiste olurdu. Ama istemiyoruz. Yalnız o sizin istediğinizle olmuyor köksüzler. Teslim olmaya gidiyorum. Akşama kavuşursunuz Zıpkın'ınıza. Kara! 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 Teslim olmak yok. Ne yapacaksın Ali? Öyle bayıltıp böbrek vermeye benzemez oğlum bu. Bir yolunu bulurum yine teslim olurum zaten. Lan! Lan Kara, o kadar kararlıysan niye geldin lan buraya o zaman? Niye lan gidip teslim olmadın da buraya geldin Kara? Çalçal,
Senin mi iki lokma işte ya? Karı dur, dur hastasın. Daha dişin düşmedi, açma kapıyı, soğuk. Getir oğlum iki lokma bir şey, hadi. Çatal! Gitsene lan içeri. Sen daha iyileşmedin. Çatal! Ne var lan? Göksüzleri gördün mü? Gördüm, gördüm. Görmem mi? Beni sordular mı? Allah'ım ya. Yok vallahi, hiçbiri sormadı. Kıyamam lan sana kara. Köksüz tayfa hala seni düşünüyor mu sanıyorsun lan sen? Unuttular lan seni, çoktan unuttular. Ne biliyor? Lan unutmasalar buraya gelirlerdi değil mi? He? Erdal abinin seni mezattan alıp buraya tıktığını hepsi biliyor. Geldiler mi? Gelmediler. Çünkü bu cehenneme girip seni kurtarmaktansa karayı unutmak daha çok işlerine geldi, biliyor musun? Ya. Üzülme oğlum, üzülme. Zamanla daha iyi anlarsın be kara. İnsanoğlu böyledir. Düşeni ardında bırakır, yaşamaya devam eder. Lan madem onlar seni unuttu, sen de onları unut gitsin be. Anladın mı? Geçsene oğlum şunları. Çatalaklı. Unut artık köksüzleri. Ben onları ölene kadar unutmayacağım. Eğer büyüyene kadar yaşarsam onlara karayı hatırlatacağım. Bir daha hiç unutmayacaklar beni. Hiç. Hiç. Ben helallik istemek için geldim. Saçma bir şey bu şimdi. Karım. Hakikaten mi lan? Helallik istemeye mi geldin? Ben orada beni bıraktınız, bir daha aramadınız, hayatınıza devam ettiniz sandım. Karayı unutturuz sandım. Benimki zaten öleceğim, cehenneme gideceğim. Niye onların hayatını da cehenneme çevirmiyorum ki dedim. Şimdi düşüneceğim, mantıklı geldi. Sabit. Oğlum. Lan hiç unutmadık lan seni kara. Hiç unutmadık. Ben öyle sandım. Dedim ki benden nefret ederlerse, hayatlarını cehenneme çevirirsen bir daha unutmazlar dedim. Çünkü yok sayılmak nefret edilmekten daha çok koyuyor, biliyor musun? Biliyoruz oğlum. Biliyoruz. Senin sayende öğrendik onu. Ben de öğrendim. Yok saymıyormuşsunuz beni. Sen benim için böbreğinden vazgeçiyormuşsun. Zıpkın hayatından geçiyormuş. Ben çok yanlış anlamışım be abi. Varmışım ben.
Gerçi şimdi tam var olduğumu anladığım anda yok olmak biraz koyacak ama olsun. Hiç sarılmaya falan, gözyaşına, merasime gerek yok. İstemem de zaten. Ben gidip teslim oluyorum, cezamı çekiyorum. Hakkınızı helal edin. Etmezseniz de canınız sağ olsun. Kara hayatınızdan çıkar. Şişt. Ali. Ezelden ebede giden meselem. Bu benim meselem, derin meselem. Ezelden ebede giden meselem. Hatırım çiğnendi, kalbim kırıldı. Ömrümün derdidir benim meselem. Hatırım çiğnendi, kalbim kırıldı. Ömrümün derdidir benim meselem. Meselem, alın yazım gibi meselem. Kırık sazım gibi meselem. İki gözüm gibi meselem. Meselem, bir sevda türküsüdür meselem. Aşkımın öyküsüdür meselem. Yeryüzü gökyüzüdür meselem. Meselem. Sıkıştırdım sorguda, ağzını açıp ben yapmadım demedi ya. Sen niye işlemediğin bir suç için susuyorsun? Niye kara için kendini feda ediyorsun ki sen? Ne karaymış be? Başlayacağım bu karaya, yeter. Ben anlamıyorum. Vallahi billahi ben bu Zıpkın'ı anlamıyorum. Ömrü hapishane köşelerinde geçerken kim hatırlayacak onu? Yumak mı hatırlayacak? Ya bırak Allah aşkına ya. Sen kaçaksın, bana bakamazsın diyen Yumak mı hatırlayacak onu? Yahu daha küçücük bir çocukken yaptıkları bir hata için hayatlarını cehenneme çeviren kara mı hatırlayacak? O demir parmaklıklar ardında çürürken kim üzülecek onun için? Sen üzüleceksin. Ne? Yani Zıpkın'a en çok sen üzüleceksin gibi duruyor. Ne diyorsun ya? Ne mi diyorum? Bence sen aşık olmuşsun. Saçmalama Allah aşkına. Emin misin? Ha? Aşık değilim. Dir. Değil mi? Çok saçma olur çünkü. Ben öyle bir salaklık yapmamışımdır değil mi ben ya? Vallahi öyle bir salaklık yapmışsın gibi duruyor. Onu söyleyeyim sana. Yaptın da
Henüz aymadı. Tahmini ne zaman ayarım? Vallahi max 3 saniye falan sürer. Süren başladı. 1, 2, 3. Allah benim belamı versin. Gel gel, kendine bela bul gel. Sen zaten belanı bulmuşsun kızım, aşık olmuşsun işte. Boş ver. Gülme be. Daha fazla bela bulmuşum. Niye sarılıyor bunlar? Ya yengem, onlar kardeş ya. Kardeşler ya. Biliyoruz herhalde yani. Biliyoruz da. Bak. Ya bak, Barbar'ı bul dedim, buldum. Gözünü seveyim, hırgür çıkarma Allah aşkına ya. Hayda. Gül Ayşe geliyor. Bak sakın Zıpkın'la ilgili tek kelime edersen canımı vururum. Nasıl buldun beni? Ne salağım ya. Cemal tabii. Sorduğum soruya bak. Cemal. Hayırdır oğlum? O beselerde Gül Ayşe Hanım'a mı çalışıyor artık? Yok aga, estağfurullah da akraba yenge, yenge akraba ya yani. Biliyorum. Söylemiştin bana. Arkadaş satılır, yenge akraba satılmaz demiştin, hatırlıyorum. Ay kimse kimseyi satmadı ya, of. Bırak ya. Sen niye beni anlamadan, dinlemeden çekip gidiyorsun ki? Niye acaba Gül Ayşe? Sen karıyı seçtin ya Zıpkın'ı salıp. Ha? Karıya tercih ettin hani. Ben o yüzden delirdim ya, hatırlıyor musun? Sen ne yaptın, ne yaptın? Naz, karanın itiraf videosunu ele geçirmiş. Bu hanımefendiye sordu, kara mı Zıpkın mı diye. Hanımefendi de ne alakası karayı seçti. Ben anlamadım, niyeyse. Eğer öfkeden delirmiş boğa gibi çekip gitmeseydin anlatacaktık herhalde. Ya ne anlatacağım bana Gül Ayşe ya? Ne anlatacağım bana? Gül Ayşe, sen nasıl kara için Zıpkın'ı yakarsın? Yahu sizce ben Zıpkın abimi yakar mıyım ya? Bilmiyorum vallahi. Aylardır Zıpkın'ın yüzüne baktığın yok ki. Yakar mısın, yakmaz mısın bilmiyorum ben vallahi. Ben de bilmiyorum. Sen bir gelsene benimle. Gel. Gel. Hı. Sen de mezare gibi düşünüyorsun. Hı? Sence ben kara için Zıpkın abimi yakar mıyım? Kızım ben delirmişim ya. Ben kafayı yemişim, ben hiçbir şey düşünemiyorum ki. Aklımda tek yankılanan şey karayı seçtim diyişin ya. Seni seçtim, seni seçtim, seni seçtim. Başka bir şey hatırlamıyorum ki ben. Delireceğim zaten. Ya. Ya. Ama delirecek bir şey yok çünkü benim bir planım vardı. Ne planın vardı? Barbar, ben karayı seçmeseydim müebbet yiyecekti. Çünkü videoda kendi ağzıyla itiraf ediyor adamı öldürdüğünü. Zıpkın çocuk güme gitti, onu ne yapacağız? Gitmedi. Nasıl gitmedi ya? Eğer sen karayı seçersen Zıpkın müebbet yiyecek zaten. Zıpkın abimi kurtarmanın bir yolu var. Nasıl bir yolu var? Var var. Zıpkın abim de, karayı da kurtarabilmemizin bir yolu var. Yok. Sakın o yolu söyleme. Bak sakın aklından geçen şeyi söyleme. Gül Ayşe ya.
Memur Bey. Buyurun. Teslim olmak istiyorum. Hangi suçla ilgili? Cinayet. Şaka. Şaka. Kusura bakmayın memur bey. Arkadaşım biraz şakacıdır da. Beni ziyarete geldi aslında. Değil mi? Anladım savcım. Şakacı arkadaş. Anladım. Buyurun. Kusura bakmayın. Kolay gelsin. Gel. Savcı. Ne oluyor savcı? Cevap verecek misin? Bir sus. Geç. Savcı ne oluyor ya? Yahu siz köksüzler ne meraklısınız kendinizi yakmaya ya? Ya ya Zıpkın yanacak ya ben yanacağım işte. Ne oldu? Ne var? Ben de öyle sanıyordum. Gül Ayşe ikinizi de kurtaracak bir yol buldu. Ne? Yani bir durun. Bir rahat durun ne olur. Ne yolu bulmuş ya? Hı? Hanım abla. Hayır, Gül Ayşe arıyor, eve davet ediyor. Sen böyle kapılarda karşılıyorsun. Hayırdır? Geç içeri, geç yüzsüz. Yalnız özlemişim bu evi ha. Unuttuysan hatırlatayım. Biz bu evde ayakkabıyla dolaşmıyoruz. Terlik giyiyoruz. Ay unutur muyum hiç? Kırmızı çizgimiz. Al kız. Bana bak. Yalnız laf sokmalarını bir de özlemişim ha. Ben senin hiçbir şeyini özlemedim. Selamlar Eyüboğlu ailesi. Ve sevgili kuzenim. Hoş geldin. Gel geç otur şöyle. Hadi. Hoş buldum yengecim. Girelim mi hemen konuya? Nedir bu sebebi ziyaretim acaba? Sana muhteşem bir teklifim var. Neymiş acaba bu muhteşem teklif? Beni çöpe attığın videoyu polise vermeyeceğim. Anneme ve babama yaptıkların için ceza almayacaksın. Yani bütün yaptıkların yanına kâr kalacak. Müthiş teklif. Ha abla? Yani çok sevdim ben. De. Bir karşılığı olacak tabii. Ha? Şaşırdık mı? Hayır.
Ben de onu diyorum. Karşılığında ben ne yapacağım acaba? Şimdi şöyle ki biz karayı yakmadan Zıpkın abimi kurtaramıyoruz. Ama sen yapabilirsin. Nasıl yapabilirim yengem? Hı? Kocanla ilgili verdiğin ifadeyi değiştireceğim. İfademi değiştireceğim. Aynen. Yani sonuçta kocan öldürülürken sen telefonda izlemiyor muydun? Menderes kim o? Yapma. Menderes ne oluyor? Menderes! 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 Ya tamam be, yeter. Ya kes be ağlamayı. Tamam. Var var. Tamam. Lan ya. İfaden de kocan öldürülürken gördüğünü ama katili görmediğini söylemişsin. Evet, çünkü görmedim. İfadeni değiştireceğim. Aslında katili gördüğünü söyleyeceğim. Saçmalama yengeciğim. Adama sormazlar mı madem gördün niye sustun? Bu sefer de yalan ifade vermekten içeri atarlar beni. Hayatta olmaz. Tehdit edildiğin için sustuğunu söylersen bir şey olmaz. Sen de saçmalama. Kim tehdit etti beni Allah aşkına? Ha? Var mı buna da bir cevabın? Var. Kocanı öldüren de, seni tehdit eden de Çatal'dı. Niye şaştın ki? Dayının cinayet işleyeceğine herkes inanır. Dayın Çatal'ın seni tehdit ettiğine de herkes inanır. Korktuğun için söyleyemediğine de herkes inanır. Aynen. Kocanın katili olarak Zıpkın abim tutuklandığında o pamuk kalbin bir masumun yanmasına razı olmadı. Sonuçta dayın da tutuklanmıştı artık. Korkacak bir şeyin de kalmadı. Hı? Nasıl? Ezberleyebildin mi? Yazsın mı? Hı? Kendisi çok iyi yazar da. Bu kızdan çok korktum. İyi ki bizim tarafta yoksa yandıydık. Sorma sorma. Bak sen ya. Nazmiye bile sustu. Öylece kaldı. Gı Nazmiye. Seni bir şey edeceğim. Senin kafandaki 40 dene tilki. Şu kızın kafasındaki bir dene topal davşanı yakalayamaz ha. Kabul et bence. Senin teklifin bu yani. Ciddi ciddi sen bana bunu teklif ediyorsun. Senin kardeşin için ben kendi dayımı yakacağım. Kendin için dayını yakacaksın. Gülaşe'yi çöpe attığın video var elimizde. Dur göstereyim sana, bekle. İstiyorsan polise göndereyim bunu. Hapse gir sen de. Sen bilirsin. Yengeciğim, hani sabah bana sormuştun ya, karayı mı yakıyorsun yoksa Zıpkın'ı mı diye. Şimdi ben de sana soruyorum. Çatal'ı mı yakıyorsun
Yoksa kendini mi? Salih, oğlum bir ağrı kesici de ateşle lan. Bu havasız ortam bitirdi beni. Of, başım çatlayacak vallahi. Hemen getireceğim abi. Ne geldi? 4-2. 4-2. Şu 4. Şu da 2. Buyur abi, çabuk. Ver, ver şu kutuyu ver sen bana, ver. Abi. Ne? Neymiş? Ha, ver bakayım. Ha, Nazmiye. Ne yaptın yeğenim? Çıktın mı konaktan? Ne dediler? Az önce çıktım. Lara ile Barbaros seni yakmamı istiyor. O ne demek Nazmiye? Şu demek, Zıpkın kurtulsun diye Menderes'i senin öldürdüğünü söyleyecekmişim. Vay be. Vay be, oğlumla gelinime bak sen. Ne, sen ne dedin? Ya ne diyeceğim dayı? Sana sormadan bir şey diyemedim. Düşünmem lazım dedim. Dayı ben ne yapacağım ya? Ben hapse giremem. Girmeyeceksin zaten yeğenim, girmeyeceksin. Madem hazır alıcımız var, dayını satacaksın yeğenim. Ama öyle ucuza satmak yok. Sen dayını epey pahalıya satacaksın. İyi dinle şimdi beni. Hacı amca. Ot. Suçlu cezasız kalacak diye karar tutturun değil mi? Size bunları yaşatanlar cezasını çekemedi diye sakın üzülme. Ben kendim keseceğim onların cezasını. Gülayşe'yi çöpe atanları, seni bu toprağın altına sokanlar cezasız kalmayacak. Sana söz Nizam amca. Seni sadıcına söz vermiştim. Onu tutamadım diye üzülüyorum. Bir ayet var diye veren mi? Deyiver. Ey iman edenler. Sizin eşlerinizden ve çocuklarınızdan bir kısmı size düşman olabilir. Şu halde onlardan sakının. Yine de affeder bağışlarsanız. Elbette Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sen sanıyor musun ki en büyük düşmanı bu bası olan sensin? Sen sanıyor musun ki yeğenin hayatını karartan tek kişi Nazmiye? Yalan dünya bu ganerelerle dolu. Bak, Rabbim ayet bile indirmiş bunlara. Öyle Hacı amca. Öyle de hazmedemiyorum. Hazmedemiyorum cezasız kalmalarını. Kim demiş cezasız kalacaklar diye? Sen Rabbin mazmun ahın yerde olmasan? Olmaz bizim olan, olmaz. Sen affedeceksin. Yüreğindeki karanlıkları söküp açacaksın. Gar Rabbim kadirdir. Thank you.
Emine. Abla. Niye ağlıyor? Bilmiyorum ki. Karnı tok, altı da temiz. Ama uyumadı bir türlü. Sen hala bir isim bulamadın ya bu çocuğa. Ona isyan ediyordur. Ver bakayım ver. Gör bakalım kuzucuğum, gör. Tamam. Hadi git sen yat, dinlen biraz hadi. Abla sana rahatsızlık vermesin şimdi. Aa! Asıl sen bize rahatsızlık veriyorsun ya. Biz belki teyze yeğen dışarı çıkıp uyumak istiyoruz. Değil mi? Değil mi? Ama olmaz mı? Bu çocuk üşür. Benim bebeklik kıyafetlerim vardı. Gel onlara bakalım, sana olacak mı onlar bakalım. Abla. Gel bakalım. Yara, üzülüyor mu ona? Amca, amca. Ağlıyor, biraz dolandıracağım. Hadi gel bakalım. Gel bakalım. Ay. Tamam. Tamam, gel. Hadi bebeğim ya. Vallahi bu çocuğu ayağa kaldırdın. Bak kovulacağız ha. Bebeğim hadi uyu artık ya. Bak külahları değişeceğiz, haberin olsun. Ben bir bebeği uyutamadı dedirtmem kendime. Hadi. Ben deneyeyim istersen öpmeye. Yok. Yok ya, ben uyuturum. Emin misin? Tehditle mi uyutacağım bebeği? Külahları değişiriz falan diyordum da o yüzden. Tehdit değil bir kere bu. Bu bir uyarı. İyi madem çok istiyorsun. Al uyut. Ver. Uyut bakalım. Uyut ama da ben de biraz güleyim sana. Dur. Aferin sana. Şöyle ya. Niye ağlıyorsun Ali? Kocaman adamsın sen. Bak şimdi. Benle bir anlaşma yapacağız. Bir dakika beni dinle, beni dinle. Beni dinle. Ben sana masal anlatacağım şimdi. Tamam mı? Sen de mışıl mışıl uyuyacaksın. Aynen öyle. Aynen öyle. Sormuş. Melek yüzlü kıza adın ne diye. Kız Gülayşe demiş. Ama aslında adam kızın gerçek adının Lara Eyüboğlu olduğunu biliyormuş. Gülayşe. Çok güzel be. Adam sonra kıza demiş ki, bak bu ismi çok sevdim Gülayşe. Şşt. İsimsiz paşa. Sevdin herhalde hikayeyi ha? Güzel masal değil mi? Tamam. Şşt, tamam.
Tamam, biraz daha anlatacağım ama daha fazla anlatmam. En fazla 2 dakika. Tamam mı? Anlaştık mı? Sonra mışıl mışıl uyuyacaksın böyle. Güzel. Sonra melek yüzlü kız sormuş. Mesela sen demiş. Adam da ne mesela demiş. Kız beklemiş, beklemiş. Mesela şey. E tabi. Adam da meraklanmış, sabırsızlanmış. Ne diyecek acaba, ne soracak diye. Kız bir anda sormuş. Mesela evli misin? Adam yok, bekarım demiş. Masal bitti. Kız hala melek. Adam hala bekar. Uyudu bizim isimsiz paşamız. Bak. Asla baban gibi bir baba olmazdım. Gülayşe. İçimden geldi iş. Öyle tutamadım, çıktı işte. Hadi çıkaralım bebeği yukarı. Yok, ben çıkartırım. Olur mu öyle şey, ne zahmeti? Ben çıkarırım. Yok, çıkartırım ben. Ver. Çok isterdim, biliyorsun değil mi? Ayşe. Şey. Çatalı suçladın ya, bayağı akıllıcaydı, iyiydi yani. Aferin. Babanı ihbar ettim diye öldüremedin ya. Belki için sor dedim. Yani ölmedi ama en azından ölene kadar hapiste. Thank you.
Hadi bakayım yeğenim, hadi. Göreyim seni, yaparsın sen. Kazan mübarek olsun. Aynen dayıcığım. Dediğin gibi yere düştüysek bir avuç toprakla geri kalkacağız. Aynen öyle, aynen. Aferin kız sana, yürü be. Salih. Efendim abi. Bir su daha versene bana, şu ağrı kesiciden bir tane daha içeyim. Abi yapma, gözünü seveyim. Sabahtandır üçüncüyü içiyorsun zaten. Lan oğlum ver, ver. Ne oldu? Ya sorma Nazmiye ya, iki gündür başım çatlayacak gibi ağrıyor, çok fena. Of. Bir doktora mı görünsen? Ya da ben sana biberiye çay göndereyim Pamir'le. Çok iyi gelir. Gönder, gönder. Tamam, hadi geldim ben şirkete. Zaten kapatıyorum. Çıkınca ararım. Ay, tamam, tamam. Hadi eyvallah. Pamir, sen hapishaneye dayıma biberiye çayı götürüyorsun. Ne olmuş? Başı ağrıyormuş çok. Allah Allah. Bunca zamandır abimin başının ağrıdığını hiç görmedim ben. Şans dile bana. Hepimizin hayatı bugün yapacağım pazarlığa bağlı. Bol şans Nazmiye Hanım. Hadi bakalım. Nazmiye şirketteymiş ha. Ha, gelsinler. Kararımı açıklayacağım diye arattırmış Aspan. İyi, duyalım bakalım kararın neymiş. Hadi bakalım. Lara Eyüboğlu şirkete giriş yaptı. Selamlar, selamlar. Hoş geldin. Hoş buldum yengecim. Hafız amcacığım. Eski damadım. Kuzen. Hayır, akraba olmasak diyeceğim ki ne işi var korumanın yönetim kurulu başkanının odasında? Ama işte kan. Sen bir kalksana oradan. Kalk, 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 kalk. Ay, hadi kalkalım bakalım. Geç şöyle otur. E siz de oturun, haydi. Hadi. Ben iyiyim. Ne yaptın? Düşündün mü? Verdin mi kararını? Verdim. Hı. Bir şartla kabul ediyorum. Tabii ki. Neymiş o şartın? Şirketteki tüm hisselerini bana veriyorsun. Zıpkın abini geri alıyorsun. Çüş. Yok artık. Oha be. Haydi be. Sen delirdin herhalde. Ayol delirmedim. Yani özgürlük o kadar ucuz bir şey değil Laracığım. Ben o özgürlük için kızımdan vazgeçmiştim.
hatırlarsanız. Çok zor olmadı ama alışman. Değil mi ya? Zor olmadı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sana da hiç zor olmayacak. Ayol, bu yaşına kadar şirket mi vardı hayatında Allah aşkına? Şirketi asla vermem sana. Başka şey iste. Ya ille de şirket, ille de şirket. Ya saçma sapan hareketler yapma. Hadi Gülayşe kalk ya. Bunun da Karan'ın da videosu var elimizde. Gel polise verelim, hapse girsinler. Zıpkın özgür kalsın, şirket de sana kalsın. Herkes hak ettiği hayatı yaşasın. Vallahi hakikaten çok enteresan ama seninle aynı fikirdeyim Barbaros. Hatta ben zaten dün teslim olmaya gidiyordum yani. Kaç sene ise kaç sene yatarım, ne var? Yeter lan, ne lan bu? Hı? Karayı duydun. O zaten hapis yatmaya razı. Hı. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Açıkçası ben de onunla aynı fikirdeyim yani. Tamam, o benim için kıymetli sonuçta. Kayıp bir köksüz. Ama bir şirket de etmez yani. Öyle de demeseydin iyiydi de neyse. Evet, yengecim. Sana son bir şans veriyorum. Başka şartın varsa söyle, yoksa... Ay iyi, tamam be. Hayır, ben hapse girsem birkaç yıl yatar çıkarım. Seninkiler girse cinayetten müebbet yerler diye bir şansını deneyeyim dedim ama olmadı. Hadi pazarlık yapalım. Ya sen ne anlatıyorsun ya? Ne pazarlığı yapacağız ya? Ruh hastası mısın sen? Aa, ruh hastası deyince ne geldi aklıma kuzen? Annem hep derdi ki rahmetli, sen aynı dayına çekmişsin. Hani şu senin baban olan dayın var ya, onu diyor. Şu Zıpkın uğruna harcadığın baban. Ben onu zaten her türlü harcardım. Zıpkına gerek yoktu, sen merak etme. Lara'yla bu pazarlık akıllarını hep o babam verdi ama bana. Yani sen baba lafı dinlemiyorsun ama ben dayı lafı dinliyorum. Lara'nın buradaki tüm zararının sebebi senin o babacığın. Gelme şu kadının yanına. Çatal demeseydi de şirketi isteyecekti zaten. Haydi bakalım yengeciğim. Yap pazarlığını. Tamam. Şirketin yarısını alırım. Ama hisselerimiz eşit olacak. Asla olmaz. Tamam, yarısı bende. Yarısı Hüma ile sende. Tamam. Hayatta olmaz. Hüma beni kaşla göz arasında satıp duruyor. İşte o yüzden ikinize de eşit veriyorum ya zaten. Yarısı bende, yarısı Hüma ile sende. Kabul mü, hapis mi? Hapis, hapis. Hapis, hadi. Ben de hapse gidiyorum, Nazmiye de hapse gidiyor. Konu kilit, bitti gitti, hadi. Yeter de. Hiç inanmayacaksın ama sana var ya, hak veriyorum ha bu sefer. Konu falan kapandı. Pazarlık mazarlık hiçbir şey yok. Hadi Gülayşe. Ya hayır, niye ya? Kızım, ben yarım şirket de etmem. Tamam. Mevzu zaten Zıpkın'ı kurtarmak değil miydi? Tamam, Zıpkın kurtuldu, ben hapse giriyorum. Bitti gitti, yeter ya, hadi ya. Kara, mesele hepinizi kurtarmak ya.
Yahu ben beni çöpten kurtaran çocukları, beni çöpe atan kadının eline bırakmam ya. Olmaz, barbar yapamam. Sonra affedemem kendimi. İyi, tamam. Tamam Gülaş, nasıl istiyorsan öyle olsun. Hacı amca, sen de razı mısın? Benim evladım olsan, seni bebeğken çöpten kurtaran çocuklar için malımızın değil yarısını, hepsini versen acı gurur duyardım. Razı olmak ne demek kızım? Şimdi Çatal'ı ömrünün sonuna kadar hapse tıkıyorum. Kara ile Zıpkın da temize çıkıyor. Karşılığında da ben seni affediyorum. Şirketin yarısı benim, yarısı Hüma ile senin. Yönetim kurulu başkanlığını unut. O konu tartışmaya kapalı, başkan benim. Ayrıca ortaklar bir yıl boyunca kârdan pay alamayacaklar. Daha önce de konuştuğumuz gibi. Kâr payları Kimsesiz Çocuklar Projesi'ne bağışlanacak. Tamam. Tamam. Ama konağa geri dönerim. Hüma ile ben bundan sonra konakta yaşayacağız. Ya sen ne diyorsun ya? Hayatta olmaz öyle bir şey. Güvenli değil. Ay aman ne var? Sen zaten müştemilatta yaşamıyor musun? Korursun Laracığımızı. Ne yapacağım? Bu yaştan sonra kızı çöpe mi atacağım? Korkmanıza gerek yok. Hadi. Herkes eteğindeki taşları döktü. Eski defterler kapandı. Bundan sonra konakta yaşıyorum. Şartım bu. Kabulse el sıkacağım. Kabul. Bence sen aşık olmuşsun. Aşık değilimdir. Değil mi? Ben öyle bir şey, öyle bir salaklık yapmamışımdır değil mi ben ya? Ne bakıyorsun yandan yandan? Ne bakması ya? Bakmıyordum tabii ki. Öyle uyuduğunu görünce ses etsem mi etmesem mi onu düşünüyordum. Durakladım bir an. Allah Allah.
Savcım beni konuşturmaya geldiysen ben de sana ekmek mekmek çıkmaz ha. Şimdi kayıt cihazı var mı? Ha? Malum. Sorguda istediğin cevabı alamayınca. Konuşmana ihtiyacım yok. Gülay da seni kurtarmanın bir yolunu buldu. Nasıl bir yol buldun? Karayı mı yaktın? Başlayacağım her karanıza. Yok, yakmadı karayı. Nazmiye ile anlaştı. Şimdi nöbetçi mahkemede Nazmiye ifade veriyor. Savcı, ne anlaşması, ne ifadesi? Anlamıyorum bak ben hiçbir şey. Nazmiye Menderes'i öldürenin çatal olduğunu söyleyecek. Gülayşe de Nazmiye'nin onu çöpe attığını unutacak. Şimdi Gülayşe beni kurtarmak için kendi hesabından mı vazgeçti? Ya ben birazdan özgür kalabileceğini söylüyorum sana. Sen buna mı takılıyorsun? Ya savcı ne özgürlüğü? Bırak özgürlük mü özgürlük benim umurumda değil. Bırak ben özgür mü özgür kalmayayım. Bana ne özgürlükten ya? Savcı. Gülayşe kendi hesabından mı vazgeçti benim için şimdi? Evet. Ama sadece o da değil. Kara teslim olmaya geldi dün. Durdurmasaydım eğer suçunu itiraf edecekti. Lan. Lan şimdi... Şimdi iki kardeşim de bizi affetti mi? Ha? Affetti yani şu an ikisi de bizi. Vallahi affettiler mi bilmiyorum. Sana kıyamadıkları kes. Kıyamazlar tabii. Bana nasıl kıyacaklar? Kıyamazlar ki beni savcı. Beni çünkü seviyorlar. Kıyamazlar bak. Vallahi kıyamazlar. Onlar çok seviyorlar bizi. Allah'ım şükürler olsun be. Zıpkın. Hakim kararını verdi. Özgürsün. Gel ablam gel. Şu bahçe kapısından girelim. Tamam abi. Allah. Ablacığım bak şimdi canım ablam. Bu kireç sökücü tamam. Bu cam bezi. Aa, bu da camları silmek için. Bak sakın ola sakın. Gözünü seveyim camları bununla silme. Bununla sileceksin sonra hav yapıyor beyaz beyaz leke yapıyor. Acayip tirt oluyor ama tamam. Tamam. Ha. Bugün taşınıyoruz. Sen bir an önce işe başla tamam mı? Bak gözünü seveyim. Ayrıca kovaların suyunu sık sık değiştiriyorsun. İçine sirke suyu, lavanta, karbonat atıyorsun. Böyle foşur foşur fokur fokur her yerime aldak yola yapıyorsun. Savcımla beni papaz etmiyorsun tamam. Tamam. Hadi 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 hadi. Hah savcım da geliyor ha. Thank you.
sinirli geliyor, baksana. Sen de. Ne yaptınız? Tamam mı her şey? Tamam. Nakliyeciyle de konuştum, bugün taşınıyorsun. Daha. Sen iyi misin? İyiyim. Niye iyi olmayayım? İyisin. İyiyim abi. İyi. Sen ne yaptın? Çıktı mı Zıpkın? Çıktı. Oh, bu dertten de kurtulduk çok şükür ya Rabbim. Vallahi ya, Zıpkın başına dert olmadan kurtuldun, iyi oldun. Allah Allah. Ne alakası var abi, Zıpkın niye benim başımı derde sokuyormuş? Ne demek niye abicim? Sen bir savcısın ve bir kanun kaçağını saklıyordun. Ya duyulsaydı, başına dert olmadan kurtuldun. Allah seni korudu. Heh. Evet, doğru. Aynen. Şükür ya, çok şükür. Hiçbir zarar almadan eski hayatıma geri döneceğim. Yeni evimde, Zıpkın'ın derdine düşmeden... Eskiden nasıl yaşıyorsam öyle, sıradan davalar falan. Sen nereye gidiyorsun? Lavaboya. Salak. Salak gerizekalı. Gerizekalı. Aptalsın sen. Başka kıza sarılıyor. O çıkar aklım ben. Çıkar. Çıkar ne olur çıkar. Sen de arama be. Niye arıyorsun? Git Cuma'yı ara. Reis, beni şurada atar mısın? Eyvallah kardeşim. Sen hani böbreğini verecektin lan bana ha? Artist. Ne yapayım oğlum? İstememiş seni. Hem bu kadar yakışıklı bir bünyeden çıkıp böyle bir tipe girmem demiş. Haklı. Ya yürü git lan. Böbreğin de senin gibi kıskanç aynı. Hadi lan oradan. Thank you.
Çek de oyna hadi ya. Sana lan el, lan el benim ayak benim. Sana lan tamam hadi yürü. Tamam yürü yürü hadi. Alacağım ha. Hayırdır ya? Allah'ım sana şükürler olsun. Bu boy ne? Ne var? Bu göbek ne? Ha? Ali, bunlar 23 sene önceki gibi dolaşıyorlar yine. Yürü. Dur, bir sarılma pastını daha vallahi kaldıramam. Hiç beni uğraştırmayın abi, buna sarılın bak. Hapisten yeni çıktı. Kim kardeş? Herkes! Kim kardeş? Biz! Ne küçük göksüz yok. Gülayşe. Oğlum ikimiz birden bünyeye ağır geliriz lan. He? Karartmayın enseyi hemen be. Oğlum Gülayşe seni kurtarmak için Nazmiye'ye şirketin yarısını verdi. Daha ne istiyorsun lan? Ne? Nasıl? Ben Nazmiye'yle hesabından mı vazgeçti sanıyordum? Şirketi de mi istedin? İstedi vallahi. Ben yapma dedim. Girer yatarım falan dedim ama beni çöpten kurtaran çocukları beni çöpe atan bir kadının eline bırakmam dedi. Verdi seni. Ben seni ara Güneş. Molayına gidelim mi? Yok, istemem. Gülayşe, bitsin artık bu ayrılık, bu küslük ya. Ha? Bak sen bugün Zıpkın için kimsenin yapmayacağı bir şey yaptın. Hadi gidelim. Halama ne diyeceğiz? Ne alakası var halanla? Ne demek ne alaka ya? Nazmiye'nin eve döneceğini duyunca delirecek. Kardeşlerini affedecek de kafasına dank etmesi lazım gelen şeyler var. Tamam hocamcığım. Ha bizim kız.
De bakalım halana nasıl söyleyeceğiz? Nazmiye birazdan gelecek diye nasıl diyeceğiz? Vallahi bence bodoslama söyleyin. Hepimizi dümdüz eder. Allah'ım sen bizim yardımcımız ol. Amin. Amin. Haydi. Haydi. Gelsene. Destek kuvvet lazım. Vallahi hiç kusura bakmayın ben Hacer Ağa'ma bulaşamam. Burada bekleyip Nazmiye'ye bulaşacağım. Hoş geldin Hacı amca, Gülenş abla. Barbar abi. Allah yardımcınız olsun. Selamün aleyküm. Hah. Aleyküm selam. Hadi. Sabahtan beri yeri göğüs sığamadın. Beni anladı ve ne istedi o Nazmiye? Ne istedi o Ganer'e? Hadi deyiver beni. Neymiş şartı? Şeymiş şartı ya. Lan deyiversene. Hacer niye sık boğaz ediyorsun? Dur bir soluklanan. Sen niye ayakta duruyorsun? Gel şöyle bir otur. Gel. Gel. Gel şöyle bir otur. Niye otur diyorsun beni? Düşüp bayılacağım gada. Kötü. Ne istedi o Ganer'e? Ya ona bir otur dedim. Allah Allah. Otur. Kesin kötü bir şey istedi. Kesin çok kötü bir şey istedi o. Çok kesin. İnsanın guru bedenindeki canını göz dikeği, gözü çıkasıca. Beni de götürecektiniz hacı. Hata ettiniz, çok büyük hata ettiniz, beni de götürecektiniz. Ben onu şöyle bir yollayacaktım. Sabah akşam yollarsın gari. Ne demek sabah akşam yollarsın gari? Sen niye saklanıyorsun orada ha? Gel gel. Söyle bakalım halana, nasıl olacak Nazmiye'yi sabah akşam? Gel. Yara? Halacığım. Ha. Nazmiye burada bizle kalacak artık. Biz öyle anlaştık. Ne? Ha. Hatta geliyor birazdan da burada olacak. Ne? İyi tarafından bak Hacer. Elinize mahi olmak istersen Nazmiye elin altında olacak. He doğru. Tövbe estağfurullah. Ziyaretçim burada. Vay abim benim. Amirim, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk abi. Geçmiş olsun abi, çok mu ağrıyor başın? Of, sorma Pamir, sorma. Hani derler ya çatlayacak gibi diye. Benim kafa patlıyor Pamir, patlıyor. Of. Nazmiye'nin biberiye şey gönderdi sana. Kimseye çaktırmadan koku şeylettim ha. Çocuklar demlesin abi sana. Eyvallah, eyvallah, sağ olsun. Pamir anlat bakalım. Ne var ne yok he? Barbar nasıl var? Abi. Barbar mı? Abi iyi misin? Barbar nasıl benim? Abi. Benim oğul. Abi iyi misin? Oğlum iyi mi Pamir oğlum? Abi, abi, doktor çağırın. Doktor çağır, abi ne oldu? Patron, patron ne oldu patron? Hadi, hadi, hadi.
Ay, ay, ay benim canım kuzenim. Hüma şuna bak ya. Barbaros valizlerimize yardım etmek için kapılarda bekliyor. Ben o videoyu annem için değil, Zıpkın için çekmiştim yemin ederim. Biliyor muyum ha? Bizim hayattaki tek kusurumuz analarımız, babalarımız. Aha. Ne yapacağım? Sizin de şansınıza düşer. Bu. Nazmiye, ben sendeyim. Gülayşe'nin saçının teline zarar gelirse dayının yanına yollarım seni. Öyle karaymış maraymış anlamam. Gülayşe bile beni durduramaz. Tamam? Sana ilk ve son uyarım budur. Haberin olsun. Bari valizimi taşımama yardım etseydin de aldığın parayı hak etseydin. Çöp taşımıyorum. Hazine koruyorum. Ne ettiniz siz? Ya halacığım şimdi bir şey yapıyorsunuz. Laram, onu çöpe atanla aynı evde yaşayamaz. Bunu müsaade etmem. Laram abilerini kurtarmak için bunu hedemiş olabilir. Ama ben buna izin vermem. O kadınla aynı evde yaşayamaz. Hacer, Nazmiye kocasıyla birlik olup çok kötü şeyler yapmış olabilir. Hırsı gözlerini bürümüş olabilir. Sakın! Beni onu da affet deme. Hacı sakın deme. Deyeceksin. Affedemiyorsun. Lan Lara kızım gibi edeceksin. Hesabını maaşıyla bırakacaksın. Bak, o kadının elinde senin yeğenin var. Hüma masum bir kız, kalbi temiz. Doğru diyor hala. Hüma iyi bir kız ya. Onu Nazmiye'nin eline mi bırakalım? Bak Lara kızım ne kadar güzel söyledin. Hüma kızım anasına rağmen kaç kere Lara kızımın yanında durdu. Sen de gördün. Ama anasını insafına bırakınca Nile olduğunu da gördün. Of! Etme. Lara kızımıza sahip çıktığımız kadar Hüma kızımıza da sahip çıkacağız. Of! Of! Gülayşe abla. Geldiler. Bismillahirrahmanirrahim. Hacer, şimdi ben seni ne dedim? Koş, koş. Geç damarlı kadın. Hüma. Evine hoş geldin kuzum. Seni gelince Nazmiye, bundan sonra gözüm hep üstünde olacak. Kızlarımdan birini açık gözecek olursan beni kralı gelse tutmaz. Seni Barbaros'u bile bırakmam. Ellerden lime lime ederim. Ay ben de mi koruma tutsam acaba? Allah'ım sen beni sabır ver ya Rabbi. Pardon. Pamir arıyor. Çünkü Pamir'i babanın yanına göndermiştim. Başı ağrıyormuş da babanın. Ben bir açayım da belki bir geçmiş olsun demek istersin babana. Hah Pamir, götürdün mü biberiye çayını dayıma? Nazmiye Hanım, patronu hastaneye kaldırıyoruz. Ne? Dayımı hastaneye kaldırıyorlarmış. İnşallah geberiyordur. Dayı bak yavaş ha, gözünü seveyim savcıyı kızdırmayın. Allah aşkına yavaş, tamam mı? Tamam, tamam abi, merak etme. Allah aşkına.
Ha, Ali abiler de geldi işte. Sonunda ya. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Vallahi abi telefonda savcı taşınıyor dedin. Biz duramadık. Savcımıza yardıma gelelim dedik. Ne iyi ettiniz. Hem de bir teşekkür edemediydik. Hakkını veremedik çünkü. Hoş geldiniz. Çok sağ olun gerçekten ama vallahi benlik bir şey yok ki. Gülayşe kurtardı Zıpkın'ı. Aşk Sare'de sakladı. Ya değil mi aşk adamı? Aferin Sare'ye. Biz neye el atalım? Ne yapalım? Bilmem ki. Vallahi benim kafam çok karışık şu anda hiç. Tamam. Tamam o zaman. Her şeyi ben ele alıyorum. Sen git odana sadece odanla ilgilen. Tamam mı? Şimdi o zaman Cemal'le Sabit sen sandalyeleri taşıyın. Tamam yenge. Mete abi siz de Zıpkın'la kolileri taşıyın. Lan dikkat. Kırılabilir. Ali sana ağır iş vermiyorum. Sen ameliyattan yeni çıktın. Sen ustabaşı ol tamam mı? İşten kaytaranın kulağını çek işte. Eyvallah Mercan'a. Bunlar buraya galiba. Ne buraya? Kazaklar buraya galiba. Evet, şuraya koyabilirsin sağ ol. Emniyetten erken çıktın. Bir teşekkür edemedim sana. Aradım. Telefonlara da cevap vermedin. Bu sefer dışarıda da dedim ya. Bana teşekkür etmene gerek yok. Ben kurtarmadım. Sen kurtardın beni. Beni sen kurtardın. Sen saklamasaydın ben en başından beri hapisteydim. Hapiste değildin. Viran bir evin damındaydın. Manzarası güzeldi ama kabul et. Zafer. Ben özgür olduğun için gerçekten çok sevindim. Hüma ile Kara ayrıldığı için de, aranızda bir engel kalmadığı için de sevindim. Umarım bundan sonra hayatında her şey çok güzel olur. Sen veda mı ediyorsun bana? Bu
yüzden mi telefonlarımı açmadın? Sen hayatımda olmayacak mısın artık? Başını belaya sokmadığın sürece olmayacağım. Bir de cinayet mahallelerinden falan uzak duruyorsun ama. Bunlar da buraya galiba. Evet. Evet, buraya. Çok sağ olun Mercan. Çok zahmet oldu size ya. Estağfurullah. Kazaklar da burada. Ben bir abime bakayım. Bir zahmet. Sen orada? Kol taşıyorum. Kızın odasına mı taşıyorsun koliyi? Ne yapayım? Kıyafetler var. Nereye götüreyim? Mutfağa mı getireyim canım? Bak çocuk, bana laf yetiştirme. Bana laf yetiştirme, kırarım bu kafanı. Eve gidince konuşacağız bunları. Konuşacak bir şey yok. Var. Yok. Zıpkın. Bak üstüme gelme, kaçarım evden ha. Vallahi kaçarım. Sabır. 20 santim sol. Oldu mu? Olmadı. Çok gitti. 10 santim sağ. Şimdi? 5 santim sol. Çok gitti. Dur. Gözün görüyor mu? 3 santim sağ. Öne getiriyorsun geri. Sabitim yeter, gözünü seveyim kardeşim, belim koptu yok tamam, ya. Tamam 3 santim sağ. Allah aşkına sal beni ya. Cemal. Şu koltuk var da. Cemal. 25,5 santim öne gelecek. 4 santim sağ. Sonra 3 santim geri. Tamam güzel kardeşim, hadi gel. Abi şu evet üstündekini ver ya. Bunu mu abi? Bunu ver. Tabii. Ne yapıyorsun ya sen? Ya Ali. Abi, abi bir şey yok. Yahu Ali. Bırak. Bir şey yok abi. Ya Ali ne yapıyorsun? Aa biz Kara'yı niye evde bıraktık? Ameliyatta diye değil mi? Mercan iyiyim ben ya. Ali daha kaç gün oldu, sen de ameliyatlı sayılırsın. Hay sen çok yaşa Mercan ya. Bu arada Kara'yla barışmışsınız. Sabit söyledi az önce, çok sevindim yahu. Eyvallah abi, eksik olma. Barıştık barıştık da. Bir de Gül Ayşe bizi affetse. Aradık bugün, açmadı telefonları. Yahu, her şey ortada be kızım. Zıpkını kurtardı ya, affetti işte. Vallahi bilmiyoruz abi. Biz de konuşuyoruz kendi aramızda ama bilemiyoruz. Nasıl bilmiyorsunuz abicim ya? Yani abi bir diyoruz affetmesi, kız niye bizi düşünüp dursun? Sokakta kalmayalım diye mala yerini bizi geri aldı. Ve Zıpkın'ı kurtarmak için şirketin yarısını verdi. Evet. Ama bir de diyoruz ki hani Gül Ayşe vefalı kızdır. İçinde kötülük yoktur. Bize kıyamadı. Affetseydi gelirdi, arardı. Anlayamadık. Vallahi kafayı yedik artık. Ne düşüneceğimizi bilmiyoruz ya. Bundan dedim yani. Acaba sen bir arasan, ağzını yoklasan abi. Aradık bugün, açmadı telefonları. Ya da ne bileyim, Sari sen arasan Gül Ayşe'yi.
Vallahi bence birisi telefonlarınıza çıkmıyorsa ve sizden uzak duruyorsa bunun anlamı nettir. Sizden uzak durmak istiyordur. Efendim. Çaylar geldi. Allah. Çaylar, buyurun. Çok sağ ol. Telefon. Bir dakika abiciğim. Barbar arıyor. Efendim abiciğim. Alo, Mete abi. Ya bu çatalı hastaneye kaldırmışlar. Sana bir hastane ismi atacağım. Orada bir baksana, tanıdık doktor arkadaşım falan var mı? Bu herif gerçekten mi hasta, yine dümen mi yapıyor? En son böyle yaptığında hapishaneden kaçtı, biliyorsun. Tabii oğlum, sorarım. Tamam abi, eyvallah. Ya bu sefer gerçekten hastaysa? Gülayşe, ne yapayım? Ziyarete mi gideyim hastaneye? Bir kolonya çiçek mi çek de yaptır bari de ayıp olmasın. Allah'ım ya. Komik misin sen kızım? Neyse hadi ben aşağı iniyorum. Nereye ya? Gülayşe geç oldu zaten. Biliyorum. Da yani yengem yüzünden sabahtan beri bir lokma bir şey yemedik ya. Bir şeyler yiyelim, otur. Hadi. Bak soslu kızartma varmış. Börek de var, ısıtayım mı? Güneş ya. Yapma. Neyi? Babası için üzülen bir oğulmuşum gibi davranma. Aklımı dağıtmaya çalışma. Yapma işte. Biliyorum. O herif ölse bile ben kılımı kıpırdatmam. Biliyorum. Ama benim şu an tek düşündüğüm senin aç oluşun. O yüzden şimdi aklımı okumayı bırak da şunları yiyelim hadi. Hadi yardım et bana. İyi tamam, eyvallah. Eyvallah da ben bunu böyle yemem ha. Isıt bunları. Isıtırız, ayıpsın. İyi o zaman ben de çay demleyeyim be. Ha? Demle be. Tamam Meteciğim. Bir bakayım, bilgi alır almaz ararım seni. İsmi ne tutuklunun? Talat Şahin. Çatal da diyorlar. Tamamdır, arayacağım. Sağ ol Hakan, bekliyorum. Ben bir çay daha koyayım. Dur Gülayşe, dur. Bir otursana. Otur bir Gülayşe. Bak. Ben dünden beridir sana bir şey söylemek istiyorum. Ama bir türlü cesaretimi toplayıp söyleyemedim. Hazır şimdi cesaretimi toplamışken söyleyeyim diye. Dinliyorum. Hani sen bana halk eğitimin önünde bir şey demiştin. Hep böyle mi olacak? Sen beni hem istemeyeceksin hem de kıskanacaksın mı diye sormuştun. Bu hep böyle mi olacak? Sen beni istemeyeceksin ama kıskanacaksın mı? Ya hep böyle olmayacak. Değişecek. Ne değişecek? Hangisi değişecek? Beni istemeye mi başlayacaksın? Yoksa kıskanmamaya mı?
Evet. Sen de bana bu hep böyle devam etmeyecek. Değişecek dedin. Ben sana yakten söyleyeyim o zaman. O kıskançlık kişi değişmez bende. Onu bil. Yani kıskançların değişmeyecekse ne değişecek? Beni isteyecek misin? Gülaş'ı sanki bilmiyorsun. Sanki bilmiyorsun seni istediğimi. Ya ben sana her baktığımda bu kadın benden başkasının olamaz diyor. Başkası dokunamaz diyor. Ama aşamıyorum işte. Bazı şeyleri aşamıyorum. Bak Allah biliyor ya. Yemin ederim umursamak istemiyorum. Babam kimmiş, soyum kimmiş umurumda olmasın istiyorum. Ama olmuyor işte. Ya biz nikahlanıyorduk seninle. O herifin adı geçmeseydi evlenmiş olacaktık. Belki bebek bekliyorduk şu anda. Belki de adını bile bulmuştuk değil mi? Kesin. Kesin. Sen dayanamazdın ki. Hemen koyardın. Ama bir yandan da sana çok kızıyorum. Ateş kuşlarını affetmediğin için. Bak şunu bil, baştan söyleyeyim sana. Ali abim Bahar ablayı Çatal'ın elinden korumak isterken kazayla öldürmüş. O videoyu ilk izlediğimde bunu çok diledim Barbar, biliyor musun? Ama ben onların 23 yıl susmalarını azmedemiyorum. İşte ben de buna kızıyorum. Çocuktu onlar ya. Ali de çocuktu, Mercan da çocuktu, hepsi çocuktu. Sonrasında da seni korumak için sustular. Gerçi ben en çok kendime kızıyorum. Sana bunları diyorum da. Babam yüzünden seni terk ettim ben ya. Bize hiç hak etmediğimiz acılar yaşattım. O yüzden sana bir şey diyemiyorum ki. Kendi kendime diyorum ki ulan hıyar herif. İnsan babasını seçebilir mi diyorum. Bu kız 50 defa dedi babanın bir önemi yok diye. Ama sen daha kendin aşamıyorsun ki. Bunların hepsini düşününce sana kızamıyorum ki Gülayşe ben. Aslında ikimizin de affetmesi lazım değil mi? Senin kendini. Benim kardeşlerim. Ama affedemiyorsun. Affedemiyorsun. Keşke bilmeseydim ya. Bilince olmuyor Güneş'e.
O herifin senin baban olması senin suçun değil, bunu biliyorum değil mi? Biliyorum, biliyorum da... hissedince öyle olmuyor ki. Suçlu olmadığımı da biliyorum. Ama hep kendimi suçluyorum. Nasıl olacak? Seni sana karşı bile savunmak istemem, çok salakça değil mi? Sevdiğim adamı suçluyorsun diye beynini patlatmak istemem. Ayşe. Sen ne kadar onları affetmesen de ateş kuşları senden hiçbir zaman vazgeçmedi. Annen de vazgeçme olur mu? Yani bir gün ya pek emin değilim tabii, bilmiyorum ama belki kendimi suçlamayı bırakırım. Belki kendimi affederim. Beni bekle, oldun mu? Bu yüzük benim yeminim. Senden vazgeçmeme yemin. Hava mı atıyorsun bana? Bak, benim yemeğim de burada. Benim yemeğim de burada. Cebimde mi tutuyorsun? Var var, düşürürsün falan, kaybolur. Sence ben bunu düşürür müyüm ya? Ha? Merak etme, düşürmem. Hakan, teşhis doğru muymuş? Az önce uzman doktor geldi. Geceki nöbetçi hekimin teşhisini doğruladı. Pıhtıya bağlı vasküler demans. Bey, o ne demek ki Mete abi? Anlatırım. Efendim Cemal. Aga, Çatal bu sefer numara yapmıyormuş ya. Doktorlar bir yakınını istiyor. Tamam, Nazmi'ye haber veririm. Ya senin gelmen gerek. Tamam, durum ciddi. Hadi atla gel.
Tamam, tamam Gülayşe. Şirkete bırakayım geleceğim, tamam. Hadi eyvallah. Ah be Nizam amca. Bu şerefsiz geberip gideceğine sen gittin. Hacer, sana kaç kere diyeceğim? Börekleri ben yemedim. Sen yemediysen kim yedi o zaman? Nereden bilen? Ha bak, akşam oraya koydum. Sabah kalktığımda yoktu. Hümayla Emine'ye sordum, biz görmedik dediler. Nazmiye Ganeresi de ben glutenli börek yemen dedi. Ne oldu lan uzman, bu böreklere uçmadı ya? Ben de uçtuğunu pek sanmıyorum. Hele uçup benim yine konuklarını hiç sanmıyorum. Kız Hacer, yoksa sen börekleri lup lup yuttun da kabahati benim atıyor. On. Ay. Ya benim huysuz tontişlerim bir tane börek için birbirinizi kırmaya değer mi ya? Allah Allah. Ha hacı, bizim böreklerin akıbeti başlağının geldiği, hangi mideye girdiği belli oldu. Küçücük bir kuşun midesine uçmuş galiba. Yok halacığım, yok. Bence koca bir deve yeyivermiş. Kimmiş o deve? Bu evde Barbaros'tan başka koca deve tanıyorsunuz mu siz Hacı amca? Günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın. 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 Günaydın benim canım ailem. Ne güzel bir gün değil mi? Güzeldi. Emine! Emine! Tatlım, bak bana hemen avokadolu böyle bol yeşillikli bir salata, yumurtam kayısı olacak ama, tamam mı? Yanına da böyle incecik bir karabuğday ekmeği, tamam mı? Ama çabuk oluyorsun, hadi fırla, fırla! Şirketime geç kalmayayım. Bakayım yokluğumda neleri mahvettiniz. Ben, gel, gel, gel. Hadi, gel. Tamam. Bir küçüğüsün ya. Bırak hadi ya. Yürü, yürü, tamam. Acil hastaneye gel. Ya, gelsene kızım ya. Çık. Of. Ya. Barbar niye çekip çıkarıyorsun ya? Bıraksaydın da yolsaydım şu Nazmiye'yi. Ya kızım seni şirkete bırakıp hastaneye gitmem gerekiyor. Çatal şerefsizin doktoru aradı. Ölüyor mu ne? Bütün yakınları gelsin demiş. Ölüyor mu? Bilmiyorum. Çağırdıklarına göre ölüyor herhalde. Hadi. İyi ben de seninle geliyorum. Ya Gülayşe saçmalama ya. Barbar. O adam ölürken ben seni yalnız bırakmam. Hadi. Niye çağırdın bizi? Abi, durumlar biraz sıkıntılı. Barbara lazım olacağız. O ne demek? Hepimize çok ihtiyacı olacak demek. Öldü mü? Thank you.
Senin ne işin var burada? Ya çabuk, acilmiş. Pardon, bizim bir... Hazret, tamam, tamam. Nerede? Ne oluyor? Bilmiyorum. Beyler ne oluyor ya? Hepiniz toplanmışsınız buraya. Harbiden ölüyor mu bu herif? Kendini görsen daha iyi. O ne demek ya? Dayı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sen biraz önce de geldiydin değil mi? Kimdin sen? Ha? Kimdin? Ali. Köksüz Ali. Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Köksüz Ali daha 13 yaşında çocuk. Sen kazık kalan adamsın. Dalga mı geçiyorsun sen? Tanıdım. Seni tanıdım bak sen. Sen benim oğlumsun değil mi? Gel. Gel bir sarılayım sana, gel. Ne diyorsun lan sen? Abi ne oluyor? Pıhtıya bağlı vasküler demans. Vücudunda oluşan kırıklardan dolayı beyin damarlarından birine pıhtı atmış. Damar tıkanınca çevre doku beslenememiş ve kalıcı hasar oluşmuş. Sonuç demans. O demans şey değil mi? Hani Alzheimer gibi olan, ha? Evet, Alzheimer gibi. Bir tür bunama. Bunama... Bunama derken yani derecesi falan ne? Beni zor tanıdı. Bilinç karışıklığı var. Tek bir şeye odaklanamıyor. Bundan sonra yaşamını tek başına sürdürmesi imkansız Barbar. Numara yapıyordur ya bu şerefsiz. Bu yalan söylüyordur lan. Lan sen o kadar çocuğun kanına girdin. Öldürdün çocuklar gibi, bakma lan bana. Barbar yapma, ne olursun. Barbar. Numara değil. Abi. Agamet abi her şeyi kontrol et. Gerçekten doku hasarı var. Numara değil. Ne olacak şimdi? Cezaevinde kalamaz, tahliye edilir. Bakıma muhtaç. Bakıma muhtaç derken? Birinci derecede yakınının himayesine verilir. Birinci derece yakını... Barbar'ın himayesine mi verilecek? Yok. Yok. Ya saçmalamayın, ben bunu atmam, bunu almam evime. Ne demek almam ya? Benim dayım yahu, senin baban, alacağız gideceğiz evimize. Evimize. Çatalı. Çocuk katilini evimize götüreceğiz öyle mi? Ya ben bu herife bakmam, bakmam. Bana bak Barbar Efendi. Çatal da değil, çocuk katil de değil. Senin baban o. Oğlu değil misin? Bakacağım.